Kıymetli öğrenciler merhabalar hemen sorumuza bakalım yağlar vücudumuzda besin olarak kullandığımız maddelerdir ağız ve mide de kimyasal olarak sindirilmezler sindirilemezler yağların sindirimi için karaciğer safra pankreas ise pankreas öz suyu üretir bu geçen senelerden öğrendiğimiz bilgiler e, tabu bu sene biz bunu farklı şekilde inceleyeceğiz bu soruda da farklı bir şekilde incelenme durumu var aşağıdaki grafiklerde bu sıvıların yağlar üzerindeki etkilerini göstermiştir. Safra sıvısına bakalım parça boyutunu değiştirmiş sadece Ya hala aynı yağ yani herhangi bir kimlik değişimi yok sadece parça değişimi e, o, olmuş. Yani sanki bir kağıdı e, küçük e, parçalara ayırmak gibi bir şey. O yüzden biz buna bir fiziksel desek herhalde bilimsel olarak yanlış bir yorumda bulunmuş olmayız. Ama pankreas osurundan olmuş. Pankreas osurunda yağ azalırken yağ asidi ve gliserol ortaya çıkmış. Yani burada bir kimyasal değişim var. Yani yağ bileşenlerine ayrılmış olabilir. Bu yüzden kimliğinde bir değişme var. Buna neden ne diyelim? Kimyasal. Buna göre bu olaylarla ilgili bir safra sıvısının yağlarda kimyasal değişime neden olduğu söylenebilir ya da neden olmuştur yani neden olmamıştır. Burada sadece parça boyutu var. Parça boyutu değişmiş. Pankreazoz suyu yağ içerisindeki bağları kırmıştır. Evet. Yani burada e, tabii ki kimyasal bağlardan oluşuyor maddeler. Ve e, ne oluyor? Bir e, ayrışma var. Yani o bağlar kırılarak iki e, farklı madde ortaya çıkıyor. Bu doğru. Safra sıvısı yağın kimliğini değiştirmemiştir. Evet. Safra sıvısı sadece boyutunu değiştirmiş. Yağın kimliğini değiştirmemiştir. Bu yüzden bir yanlış 2 5 doğru ne diyeceğiz denizli yani d şıkkı